gece yarısından başlayan kar yağışı bugün biraz daha etkisini arttırmış görünüyor. Arayollarda durum zor. Dolayısıyla Uzay Kesmen ve Öznur Karsı Çetiner bize İstanbul'da durumu aktaracak. Biraz daha zor şartlar olduğu için Uzay izin versin Öznur Karsı Çetiner'e bir döneyim. Durumu alayım sonra da Uzay'a döneyim. Öznur. Ebru Baki, şu anda bulunduğumuz yer ne Sarıyer'in ne de Kartal'ın yüksek tepeleri. Sizin de söylediğiniz gibi Kağıthane'deyiz. Kağıthane'nin özellikle ara sokakları, sitelerin olduğu bölgeler, rampaların bulunduğu noktalardaki yerleşim yerleri daha çok kar esaretinin altında. Yaklaşık bir saat önce şu anda size kameraman arkadaşım Hakan Öztürk'ün gösterdiği bu güzergahlarda kar kalınlığı bu kadar değildi. Sabah saatlerinde şiddeti tekrar artırdı biliyorsunuz. İstanbul'da kar yağışı, İstanbulluların karla verdiği imtihan bugün de devam ediyor. Akşam saatlerine kadar iki yakada da etkili olacak. Dolayısıyla güne tekrar dünkü gibi kar yağışıyla başladı İstanbullular. Hakan, biraz şöyle ilerleyelim istersen. Bulunduğumuz bölgede dediğim gibi büyük siteler var. Dolayısıyla çok sayıda yaşayan nüfus var. Aynı şekilde araçlar da öyle. Bulunduğumuz nokta, bu siteler bir rampanın başında olduğu için insanlar hem araçlarını dışarıya çıkarmakta zorlanıyorlar, hem kendileri işleri giderken ana yola yürüyerek şu anda gidiyorlar. Hakan, istersen arka tarafı da gösterelim. Hem araçlar, yola çıkanlar, aslında çoğu araçların park halinde ama bir tane araç görüyorum mesela şu anda, Hakan, gösterelim. Oldukça yavaş, insanlar da aynı şekilde çok yavaş hareketlerle bu rampayı bitirmeye çalışıyor. Çünkü gerçekten dik bir bayır olduğu için ve sağlı sollu da görüyorsunuz park edilmiş araçlar var. Araçların çoğu az önce kaydıkları için oldukları yerde sürücüler park ettiler. Gösterelim. Şu anda gördüğünüz bu araç az önce hareket edememişti. Sağ tarafta şu anda hafif bir kayma yaşayınca sürücüsü olduğu yere park etti ve evine geri döndü. Başka bir şekilde ulaşımını sağlamaya çalışacaklar. Kağıthane'de daha çok dediğim gibi ara sokaklar, ana yollarda ulaşımda bir sorun görünmüyor ama ana yollara akışı sağlayan bu ara güzergahlarda daha çok kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkileyecek gibi görünüyor bugün. Kar kalınlığı şu anda peyderpey giderek artıyor. Araçların üzerini zaten siz de görüyorsunuz. İstanbul'da kısmi olarak iç bölgelerde, Sarıyer'de, Kağıthane, Sultan Gazi gibi yerlerde 3-4 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı zaman zaman 20 metreyi buluyor. Yüksek kesimlerde bu kar kalınlığı daha da yüksek ve zaman zaman da Kağıthane'de özellikle de gözlemledik. Görüş mesafesi de sabah saatlerinden itibaren zaman zaman düşüyor. Bazen lapa lapa, bazen tipi şeklinde kar etkisini gösteriyor. İstanbulluların bugün de dediğimiz gibi karla imtihanı akşam saatlerine kadar sürecek gibi görünüyor Ebru Baki. Öznur, teşekkür ediyoruz. Öznur Karsı Çetiner Avrupa yakasındaydı. Orada durumu aktardı. Anadolu yakasına dönelim, fazla bekletmeyelim. Uzay Kesmen, biz de sabah böyle çıktık yollardan. Senin bulunduğun noktada Anadolu yakasında durum ne? Bir fark yok galiba. Ebru Baki, cumartesi gecesi İstanbul'da kar etkili olmaya başladı. 4 gündür de devam ediyor. Aslında öncelikle trafikten başlayalım isterseniz. Çünkü hafta başı, yani pazartesi ve dün salı günü İstanbul'da trafik oldukça rahattı. Yani trafik yoğunluğu sabah saatlerinde dahi %45-46 seviyesine çıkmıştı. Ama bugün tam aksi bir manzara var karşımızda. İstanbul'da trafik yoğunluğu şu saat itibariyle %67'ye kadar çıkmış durumda. Yani aslında haftanın ilk iki günü İstanbul'a biraz daha uyarıları dikkate almış gözüküyordu. Ama bugün İstanbul'da trafiğe çıkan binlerce araç var. Sokak aralarında araçlarını çıkartmaya çalışan da pek çok vatandaşımız var. Az önce Öznur Karsı da ekranlara getirdi. Dolayısıyla buna bağlı olarak trafikte ciddi bir yoğunluk var. Bir yandan da kar da şu anda Anadolu yakasında bizim bulunduğumuz yerde Ümraniye'de etkili olmaya devam ediyor. İşte bu beyaz örtü içinde İstanbul'da trafik yoğunluğu şu anda
Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişlerde kilit vaziyette. Hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hem de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde E5 Karayolu'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan başlıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde de Tem Otoyolu'nda da Ümraniye'den bizim bulunduğumuz mevkiye yakın bir yerden trafik yoğunluğu başlıyor. Yani İstanbullular bugün bu kara rağmen, bu kara kışa rağmen araçlarıyla zannediyorum işe gitmeyi tercih etmişler. Son iki güne nazaran biraz daha toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk herhalde bugün azalacak gibi gözüküyor. Şimdi gelelim bulunduğumuz yeri anlatmaya. Şimdi Deniz Pirinçler'le bak beraber şöyle bir kar kalınlığına bakalım. Bakın şimdi benim ayaklarım kara batıyor. Ki şu anda biz yolun kenarındayız. Birazdan nispeten iyi bir yerdeyiz gibi gözükebilir. Ama burada zannediyorum bir 25 santim kadar kar kalınlığı oluşmuş durumda. Araçların üzerinde de bir bu kadar kar var. Özellikle gece saatlerinde İstanbul'da kar çok etkili oldu. Ki bu kadar etkili olmasını beklemiyorduk. Sahil hatları bile yani Kadıköy, Beşiktaş, Göztepe bu semtlerde bile camdan dışarı baktığınız anda sokaklarınızı, ara sokakları bembeyaz bir örtüyle görmeniz oldukça mümkün. Dolayısıyla ara sokaklarda kimi yerlerde özellikle yüksek kesimlerde biraz daha sıkıntı var. Şimdi toparlamadan önce bakın burada güzel bir manzara var. Malum soğuk havalar, karakış bu şartlarda sokak hayvanlarını da unutmamak lazım. Burada Ümraniye'de duyarlı vatandaşlar buradaki güvercin ve martılara yem bırakmışlar. Onlar da burada bu soğuk havada besleniyor hayvanlarda. Duyarlı olmakta fayda var çünkü malum bu şartlarda, hava şartlarında sokak hayvanlarında kimi zaman sığınacakları bir yer olmayabiliyor. Toparlayacak olursak Anadolu yakasında kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Yağışlar kuzeyden güney şeklinde Karadeniz üzerinden geliyor. Dolayısıyla önce kuzey ilçeler etkileniyor. Daha sonra güney sahil hattı etkileniyor. Şu anda da İstanbul'da hem Avrupa yakasında hem de Anadolu yakasında pek çok ilçede kar yağışı halen daha devam ediyor. Diyelim siz tekrardan sana bırakalım. Teşekkür ediyorum Uzay Kesmen. Sana da kolay gelsin. Yeniden kar, yeniden kaya kaya ulaştığımız yerler.